Bismillahirrahmanirrahim. Hadis metinleri sonuncu videomuz. Men her kime u'tiye ata'en bir şey verilirse, bir iyilik yapılırsa, fevvecede ve kendisine iyilik yapılmış olan o kişi karşılık olarak verecek bir mal, bir şey bulursa, fe hemen liyezzi bihi onu karşılık olarak versin. Ve men her kim lem yecid bulamazsa, karşılık olarak verecek bir mal, herhangi bir şey bulamazsa, fe bu durumda li yusni yapılmış olan iyiliği ansın, izlemesin. Fe inne muhakkak ki men o kimse esna yapılmış olan iyiliği anarsa fakat şekara muhakkak ki şükretmiş olur. Ve men her kim keteme gizlerse yapılmış olan iyiliği fakat kefara bu durumda da nankörlük etmiş olur. Keferanın nankörlük manasına geldiğini unutmuyorum. Men her kim lem yeşkür şükretmezse el garile aza, lem yeşkür şükretmez el kesira çoğa. Ve men her kim lem yeşkür şükretmezse ennase insanlara, şimdi şükür kelimesinden sonra naas yani insanlar manasında bir kelime geldiğinden şükür kelimesini artık teşekkür manasında kullanıyoruz. İnsanlara şükür değil teşekkür edilir. Buna göre ve men her kim lem yeşkür teşekkür etmezse ennase insanlara lem yeşkür şükretmez Allah'a Allahu Teala'ya. Ettehaddüsü bahsetmek, anmak neyi? Bi ni'metillahi Allah'ın nimetini anmak şükrün şükürdür. Ve terkuha ve Allah'ın nimetini anmayı terk ediş küfrün nankörlüktür. Ela unebbi'ukum burada la olumsuzluk ifade etmekte. Oysa tercümeye baktığımızda size haber vereyim mi yazılmış. Yani motomot çeviriye göre ela unebbi'ukum size haber vermeyeyim mi demektir. Çünkü la olumsuzluktur. Ama Türkçe'de bu şekilde vermeyeyim mi diye kullanım olmadığından size haber vereyim mi diye tercüme edilmiştir. Ela unebbi'ukum size haber vereyim mi? Neyi? Bekberil kebairi, büyük günahların en büyüğünü. Ekber en büyük manasında ismi tafdildir. Gunna biz dedik ki bela evet yani haber ver ya Resulallah ey Allah'ın Resulü. Gale peygamber buyurdu. El işraku billah Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak. İşrak eşrake yüşriku işrak. Ve ugugul valideyni anne babaya isyan etmek, isyankar olmak, itaat etmemek, baş kaldırmak. Ve kâne hüve Kâne idi hüve o peygamber idi sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Müttekiyen dayanıyordu, yaslanıyordu. Yani bu cümleleri kurarken ve ardından celese oturdu. Cimin fethası ile celese oturdu peygamberimiz. Fegale şöyle buyurdu ardından. Ela dikkat edin. Ve yine o büyük günahlardan birisidir. Ne? Kavlu zuri yalan söz. Kavl söz, ezzur yalan manasına gelmekte. Ve yine o büyük günahlardan birisidir. Ne? Şehadetü zûri. Yalancı şahitlik. Yalan yere şahitlik. Fema zâle devam etti peygamberimiz. Yükerri ruha o cümleyi tekrar etmeye devam etti. Hatta gunna biz diyene dek leytehu sekete keşke sussa devam etmese diye temennide bulunana dek. Men her kim ahabbe isterse, seviyorsa, neyi istiyorsa, en yuzahziha, uzaklaşmayı istiyorsa, anin nari, cehennemden, ve yine istiyorsa, yedhulel cennete, cennete girmeyi istiyorsa, burada fe'nin fetası ile okunması gerekiyor, fel te'tihi, fel te'tihi. Fe bu durumda, yani şart koşulu böyle böyle istiyorsa, fe bu durumda, لِتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ ölümünü karşılasın ve hüve o yü'minü billahi Allah'a inanıyorken ve levmil ahiri ve ahiret gününe inanıyorken ölümünü karşılasın. Yani ahiret gününe inanıyorken ve Allah'a inanıyorken kısacası Müslümanken ölsün. Peki daha ne yapsın? Ve liyeti davransın ilen nasi insanlara ellezi öyle bir davranış ki yuhibbu seviyor. Kim seviyor? O kişi. En yu'ta ileyhi kendisine davranılmasını.
kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa insanlara da öyle davransın. Unsur yardım et ehake kardeşine. O kardeşin zalimen ev mezlumen, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Zalim bildiğiniz üzere zulm edici, haksızlık edici, mazlum zulme uğramış, haksızlığa uğramış kişi. İşte bunun üzerine gale racülün adamın biri dedi ki ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, ensuru ben yardım ederim, hu ona yani kardeşime yardım ederim. İza kâne mazlûmen, haksızlığa uğradığı zaman ona yardım ederim. Eferâeyte izâ kâne zalimen, fakat zalim olduğu zaman yani haksızlık yapan kişi olduğu zaman keyfe ensuruhu, ben ona nasıl yardım ederim? Nasıl yardım edeyim? Gâle peygamberimiz buyurdu ki tehcüzü ente, tehcüzü sen alıkoyarsın hu onu, veya temna'ın sen mani olursun hu ona. Neden mani olursun? Neyi engellersin? Mine zulmü, zulmüne engel olursun. Yani haksızlık yapıyor ya, o haksızlığını durdurursun. İşte inne muhakkak ki zalike bu senin onu durduruşun, nasruhu ona yardım etmektir. Yegulu peygamberimiz şöyle buyuruyordu. Lev şayet enneküm siz küntüm iseniz tevekkelune, tevekkül ediyorsanız alallahi, Allahu Teala'ya tevekkül ediyorsanız hakka tevekkülihi, gereğince hakkıyla tevekkül ediyorsanız le elbette ruziktum, sizi rızıklandırır yani sizi doyurur du sizi rızıklandırırdı. Ne gibi? Kema turzekut dayru, kuşları doyurduğu gibi, kuşları rızıklandırdığı gibi. O kuşlar ne olduğu halde? Tevdu, döndükleri halde hısamen, boş mide, kursağı boş olarak yola çıktıkları halde teruhu bidanen, kursakları dolu olarak dönerler. Yani kursakları boş çıkarlar, dolu olarak dönerler. İza isabet ettiği zaman, geldiği zaman ehede küm, sizden birinizin başına geldiği zaman musibetün, bir bela, bir musibet. İşte bu durumda liyebul desin. Ne desin? Bismillahirrahmanirrahim. İnna muhakkak ki biz lillahi, Allah'a aidiz. Yani Allah'tan geldik. Ve inna, ve yine biz ileyhi, ona yani Allahu Teala'ya raciuna, döneceğiz. Allahümme, ey Allah'ım, indike ehtesibu, senden bekliyorum, ümit ediyorum, musibetimin ecrini bekliyorum. Fe öyleyse acir ni, acir ecir ihsan et ni bana, yani ecir ver, mükafat ver ni bana, fiha o konuda. Ve ebdilli, ve ebdil değiştir, li benim için, hayran daha hayırlısıyla, minha ondan, ondan daha hayırlısını, yani onu benim için daha hayırlısıyla ebdil değiştir. Ma min abdin, hiçbir kul değildir. Öyle kul ki yemutu, ölen, ölen hiçbir kul değildir. O kul ki lehu, onun için vardır, indallahi, Allah katında hayrun, büyük bir mükafat, büyük bir hayır vardır. Yani ölüp de Allah katında kendisi için büyük bir mükafat, hayır olan hiçbir kul değildir. Olmaz. Yesur ruhu, mutlu olmaz. En yerci'a, dönmekten, ile dünya, dünyaya. Ve enne lehu, onun için olsa da dünya ve mafiha, yani onun için dünyada, dünya içindeki her şey olsa da, bunlar ona verilse bile yine de daha mutlu olmaz. Dönmeyi istemez yani. Yesur ruhu en yerci yani. İlla ancak dönmeyi arzular, eşşehide şehit. Niye? Lima yara, gördüğü için, min fazlı şehadeti, şehadetin faziletini gördüğü için, anladığı için, bildiğinden dolayı tekrar dünyaya dönmek ister. Fe innehu, çünkü o yesur ruhu en yerci'a, dönmekten mutlu olur, ile dünya, dünyaya. Seyyuktele, öldürülmekten, merraten uhra, bir kez daha dünyaya dönüp bir kez daha can vermekten mutluluk duyar. Çünkü şehitliğin mükafatını görmüştür. İza zuyyetil emanetu, zuyya zayi manasında Türkçede de var.
Emanet zayi edildiği vakit. Fentazir, sen bekle. Neyi? Es-saate, saati. Yani kıyameti bekle. Gale, buyurdu bir tane bedevi. Keyfe izaetuha ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Emanet nasıl zayi olur? Gale, peygamberimiz buyurdu. İza üsnide, esnede, üsnide. Verildiği zaman el emru iş ila gayri ehlihi, ehlinden başkasına, gayr başka, ehlinden başkasına bir iş verildiği zaman fentazir, sen bekle, es-saate, kıyameti. Gale, peygamberimiz buyurdu, çok önemli bir hadis. İctenibu, kaçının, es-seb'el mubikati, insanı helak eden şu yedi şeyden kaçının, mubikat. Galu, dediler ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ve mahunne, ma istifam, mahunne, o yedi şey nedir? İnsanları helak eden, ocakları helak eden o yedi şey nedir? Gale, peygamberimiz buyurdu. El işrak, pardon, eşşirku billah, Allah'a ortak koşmaktır. Ve sihru, sihirdir. Yani sihir yapmak. Ve katlün nefsi, ve adam öldürmektir. Adamla kasıt insan, yani bu kadın, erkek fark etmez. Nefsi burada kişi alalım. Katlün nefsi, kişiyi öldürmek. Elleti, o kişi ki harrame, haram kılmıştı. Allahu, Allah Teala. Allah Teala'nın yasakladığı bir canı almak, bir kişiyi öldürmek. İlla bil hakkı, ancak hak ile olması bundan müstesnadır. Haktan kasıt işte hadler bahsine bakılabilir yani. Ne gibi hadler var? Ve eklü riba, ve faiz yemek, ve eklü malil yetimi, ekil yemek, mal, mal, yetim, yetim, yetim malı yemek. Ve tevelle, ve tevelli yevmez zahfi, savaştan kaçmak veya savaş günü kaçmak, yevm günü de katalım, tevelli kaçmak. Ve kasful muhsanati, kazif iftira demek, kazif bahsi vardır fıkıhta. Ve kasful muhsanati, muhsanat namuslu kadınlar manasına gelir. El müminati, mümin olan namuslu kadınlara iftira atmak. Bir sıfat daha geliyor. El gafilati, gafil olan, yani bu suçtan habersiz, suçsuz, temiz. Ne diyelim, suçsuz, mümin ve namuslu bir kadına iftira atmak. Kelime tane, iki tane kelime vardır ki hafife tane, hafiftirler. Alel lisani, lisanda, söylemesi kolaydır. Segile tane, ağırdır o iki kelime. Fil mizani, mizanda, mizan terazi. Habibe tane, sevimlidir o iki kelime. İle rahmani, rahmana, yani Allah Teala o iki kelimeyi sever. Ki onlar da nedir? Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi, birinci cümle. Subhanallahil azim, ikinci cümle olmakta. Subhan, noksan sıfatlardan münezzeh kılmak manasına geliyor. Subhanallahi, Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve bihamdihi, ve hamd ile, ve ona hamd ile. Subhanallahil azim, azim büyük demek. Men, her kim, yazman, garanti verirse, li bana, ni ma o şey ki, beyne lahyeyhi, iki lahyun, lahyani, lahyeyn, yani tesniye bir kelime, lahyeyhi, iki çenesi beyne arası manası, iki çenesi arasındakini bana garantilerse her kim, ve yine garantilerse ma u şey ki beyne ricleyhi, iki bacağı arasındadır, işte her kim bunları garantilerse ezmen, ben de garantilerim, lehu, o garantiyi veren kişi için garanti veririm. Neyi garanti veririm? El cennete, cenneti. Kâne yugûmu minel leyli. Kâne idi peygamber aleyhisselam. Ne idi? Yugûmu, ayaktaydı. Minel leyli, geceliği. Yani gece ayakta geçirirdi. Geceleri ibadetle geçirirdi. Hatta ta ki teteffeddara, şişene dek kademâhu, ayakları. İki ayağı da şişene dek geceleri ibadetle geçirirdi. Kademun, kademani, tesniye nunu düştü muzaaf olduğundan. Fekalet Aişetu, Ayşe
Hazreti Ayşe şöyle buyurdu: Lime niçin tesna yapıyorsun haza bunu? Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, niye böyle yapıyorsun? Vekat gafara, muhakkak ki bağışladı Allah Teala leke, senin için, ma o şey ki tekaddeme min zemmike ve ma teahhara, yapmış olduğun ve yapacağın günahlar bağışlanmıştır. Bağışlanmış olduğu halde niye böyle bu kadar çok ibadet ediyorsun? Gale Peygamberimiz buyurdu: Efela uhibbu, istemeyeyim mi en ekuna olmak abden, bir kul. Öyle kul ki şekura, şükreden. Yani Allah'a şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Men her kim ada düşmanlık ederse, li veliyen, benim velime, benim dostuma, işte bir alime kim düşmanlık ederse, fakat muhakkak ki azentuhu bil harbi, ben ona savaş açarım, savaş ilan ederim. Ve ma tekarrabe ileyye abdi, ma tekarrabe yakınlaşamaz ileyye bana abdi, hiçbir kulum bana yaklaşamaz bir şeyin, herhangi bir şey ile, ahabbe ileyye bana daha sevimli olacak herhangi bir şeyle. Neden ama? Mimma iftaraztu aleyhi, ona farz kıldığım şeylerden farklı bir şey ile bana hiçbir kulum yaklaşamaz. Ma yezalu, geri kalmaz abdi, kulum, yetekarrabu ileyye, bana yaklaşmak adına geri kalmaz. Min nevafili, nafileler ile. Hatta uhibbehu, ben onu sevene dek. Yani kulum ben onu sevene kadar bana nafilelerle de yakınlık kurmak ister. Feyza ahbabtuhu, ben onu sevdiğim zaman, küntü ben olurum, sem'ahu onun kulağı, ellezi öyle kulak ki, yesme'u işitiyor, bihi onunla. Ve besaruhu, yani ne demek bu? Küntü demek. Küntü ben olurum, besarahu onun gözü. Ellezi öyle göz ki, yupsiru bihi onunla görüyor. Yani kendisiyle görülen göz. Ve yine küntü yedehu, onun eli olurum. Elleti öyle el ki, yaptışu biha onunla tutuyor. Ve küntü riclehu demektir yine. Küntü ben olurum, riclehu onun ayağı, elleti öyle ayak ki, yemşi biha onunla yürüyor. Yani yürüyen ayağı olurum. Ve in se'eleni, eğer benden bir şey isterse, le u'tiyennehu, elbette ona veririm. Ve le in iste'aze ni, bana sığınmak isterse, le elbette u'izennehu, onu himaye ederim, korurum. 5. hadis: Garibu ve seddidu. Burada verilen mana, siz amelinizle doğruyu ve istikameti arayın, itidali koruyun. Ve'lemu, iyi bilin ki, ennehu len yencüve, asla kurtulamayacak, yani kurtuluşa eremez, ehadün, hiçbir kimse, minküm, sizden. Sizden hiçbir kişi kurtuluşa eremeyecektir. Bi amelihi, ameli sayesinde, ameli sebebiyle. Galu, dediler ki Peygamberimizin yanındakiler: Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ve la ente, sen de mi? Sen de mi kurtulamayacaksın? Gale Peygamberimiz buyurdu ki: Ve la ene, ben bile kurtuluşa eremem, kurtulamam. İlla, ancak kurtulurum. En yetegammedeni, pardon, en yetegaddemeniyallahu, evet, nasb hali, Allah beni kuşatması hariçtir. Neyle? Bir rahmetin, minhu ve fazlın, rahmetiyle ve fazlı ile beni Allah Teala kuşatması hariç, bunun dışında, yani bunu yok sayarsak, bunun dışında ben de kurtulamam. Ancak Allah'ın rahmeti ve fazlı sayesinde kurtulurum. Galde Resulullah, Allah'ın Resulü buyurdu: Ya fulanu, ey felan, İza eveyte ila firaşike, yatağına girdiğin zaman, fe ardından gul de,
ne de Allahümme ey Allah'ım. Eslemtü nefsi ileyke. Eslemtü teslim ettim nefsi, kendimi, canımı ileyke sana. Ve veccehtü vecihi ileyke. Ve cehtü döndürdüm vecihi, yüzümü ileyke sana. Ve fevvastu, havale ettim emri, işimi ileyke sana. Ve elcetü, dayadım, yasladım zahri, sırtımı ileyke sana. Rağbeten ve rahbeten ileyki. Senin rızanı umarak ve senden korkarak bunları yaptım. La melce'e ve la menca minke. Senden başka sığınacak, iltica edilecek, yani göç edilecek bir yer yoktur. İlla ileyke, ancak sen varsın. Senden başka sığınılacak bir kişi, bir varlık yok. Amentu, ben iman ettim. Bi kitabike, senin kitabına. Ellezi, o kitap ki enzelte, sen indirdin onu, yani indirdiğin kitaba. Ve bi nebiyike, ve senin nebine de iman ettim. Ellezi, o nebi ki erselte, sen gönderdin. Fe inneke, muhakkak ki sen, in şayet mütte ölürsen fi leyletike, bu gece mütte ölürsün, alel fıtrati, fıtrat üzere ölürsün. Buradaki fıtrattan kasıt imandır. Küllü mevlidin yûledu alel fıtrat diye de orada da aynı şekilde kullanılmaktaydı. Ve in esbahte, eğer sabahlarsan, esabte ecran, ecre kavuşursun. Yani sabahlarsan ne demek? Ölmezsen demek. Yegulu, Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. İnne, muhakkak ki fil cesedi, cesette yani vücutta, bedende vardır. Ne vardır? Muzgaten, bir et parçası vardır. İza salahet hiye, o muzga yani et parçası salahet, salim olduğu zaman salahel cesedü, vücutta sağlıklı olur, küllühü, tamamı. Ve izâ fesedet, o muzga yani değil mi? Fesedet hiye, o et parçası bozuk olursa, fesedel cesedi, bedenin tamamı da bozuk olur, küllühü, tamamı. Ela, dikkat edin, ve hiye, o muzga diye, et parçası diye deminden beri söylediğim şey el kalbu, kalptir. Ma yusibul muslime min nasabin. Ma burada olumsuzluk ifade edecek. Ma yusibu, isabet etmez. Yani başına gelmez. El müslime, Müslümanın başına gelmez. Min nasabin, bir yorgunluk gelmez. Ve la vesabin, bir hastalık da gelmez. Ve la hemmin, keder de gelmez. Ve la hüznin, hüzün de gelmez. Ve la ezen, eziyet de gelmez. Ve la gamin, gam da gelmez. Hatta şevketi yuşakuha. Hatta eşşevketi, diken de yuşakuha, ona batmaz. İlla, ancak bu anlattıklarımız olursa, yani bir yorgunluk gelirse, hastalık gelirse, keder, hüzün, gam ve de veya diken batarsa, bu anlattıklarımız olursa ne olur? Kefara Allahu biha, yani kefara, kefaret yapar Allahu, Allah Teala kefaret yapar, kefaret sayar. Biha, o olan şeyleri, min hatayahu, hatalarına, yani hatalarını, günahlarını bunlar vesilesiyle bağışlar. Gale su ile Resulullah aynı racul yugalu, gerçi hadis burada başlıyormuş. Men, her kim gatele savaşırsa, litekune kelimetullahi. Yine yukarıdan alalım bari, buradan almayalım. Hadis çok kısa olmuş oldu. Aynı raculu, bir adam hakkında peygamberimize soruldu. Yugatilu, savaşıyor. Şecaeten, cesurca. Yani cesaret gösterisi olsun diye savaşıyor. Bir diğer adam veya aynı adam. Yugatilu hamiyeten, hamilik olsun diye, hamiyet olsun diye savaşıyor. Ve yugatilu riyaen, riya gösteriş demek. Ve gösteriş için savaşan kişiler. İşte bunları anlatıyor. Bu tür kişiler diyor. Ey yüzalik, bunların hangisi
sebilillah, Allah yolundadır diye peygamberimize soruluyor. Fe bunun üzerine gâle Resulullah, Allah'ın Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men her kim gâtele savaşırsa litekûne olması için kelimetullahi, kelimetullah'ın olması için savaşırsa, kelimetullah Allah'ın dini manasında, hiye o nedir? El-ulyâ, yücedir, yüksektir. Yani Allah'ın dini yüce olsun diye kim savaşırsa, sehve o kişi fi sebilillah, Allah yolundadır. Men her kim taallemi öğrenirse ilmen, bir ilim. Neden olan bir ilim? Yani Allah'ın rızasını sağlayacak bir ilim mi? Yoksa sihir, büyü gibi bir şekilde ilim mi? Mimma, o şeyden ki yüptega bihi, kendisiyle kazanılıyor, elde ediliyor. Vecihullahi, Allah'ın rızası. Allah'ın rızası, hoşnutluğunu kazanmaya yarayan ilimlerden bir ilim her kim öğrenirse, la yetaallemuhu, onu öğrenmiyor, illa ancak liyusibe bihi, onunla kazanmak istiyor, arazan mine dünya, dünyadan bir parça, bir menfaat istiyorsa, yani Allah'ın rızasını sağlayacak bir ilim ama rızasını kazanmak için değil, dünyalık için öğrenmiş. İşte bu durumdaki kişi lem yecid, bulamaz, alamaz. Arfel cenneti, cennetin kokusunu alamaz. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Ma min raculin yesluku. Buradaki ma da olumsuzluk. Ma min raculin, hiçbir kişi değildir. Yesluku darigan, bir yolda gidiyor. Ki o yolda da yetlubu, talep ediyor. Fihi, onda ilmen, ilim. İşte bu şekilde değildir. Yani ilim tahsil etmek için yola çıkan kimseye bu sebeple Allah cennetin yolunu kolaylaştırır diyor, ama buraya henüz gelmedik. Ma min raculin, hiçbir adam değildir. Öyle adam ki bu yesluku darigan, bir yolda gidiyor, bir yol kat ediyor. Yettubu fihi ilmen, ve o yolla ilim talep ediyor değildir. İşte bir kişi ilim talep etmek için yola çıkmamış. İlla eğer ilim tahsil etmek için yola çıktıysa, sehhere, kolaylaştırır Allah Teala lehu, o kişi için, bihi, bu niyeti sebebiyle kolaylaştırır. Neyi kolaylaştırır? Darigal cenneti, cennetin yolunu, yani cennete gitmesini kolaylaştırır. Ve men ebda'e bihi ameluhu lem yusri'i bihi nesebuhu, ameli kendisinin cennete erişmesini geciktiren bir kimseyi nesebi cennete girmekte çabuklaştıramayacaktır. Lem yusra bihi nesebuhu. Yegulu, peygamberimiz şöyle buyuruyordu. Bu da yine çok önemli bir hadis. İza hakemel hakimu feştehede. Hüküm sahibi içtihat ederek bir hükme varırsa, sünne, sonra esabe, isabet ederse hükmünde, yani doğru karar verirse, felehu ecran, onun için iki ecir vardır, iki sevap vardır. Ve izâ hakeme feştehede, hüküm sahibi hükmetti, içtihat etti, ama bu hüküm sünne ahtae, hatalı oldu, doğruyu bulamadı. Fe bu durumda lehu, onun için vardır, ecrun, bir ecir, bir sevap vardır, iki değil. Bu hadis daha çok müçtehitler için kullanılmakta. Yani bir alim şöyle demiştir, diğeri böyle demiştir, biri doğru biri yanlış, ama sonuçta her ikisine de sevap vardır şeklinde çok yaygın olarak kullanılmakta. Ela, dikkat edin. Men her kim zaleme zulmederse muahiden, muahit anlaşmalı gayrimüslim demek. İşte kim anlaşmalı bir gayrimüslime zulmederse, ev veya in tekasahu, ona haksızlık yaparsa, ev veya kellefehu fevka dagatihi, takatin üstünde ona yük yüklerse, ev veya ehaze minhu şey'en, yani ehaze alırsa minhu, ondan şey'en, herhangi bir şey, bi gayri tibi nefsin, rızası olmaksızın zorla ondan bir şey alırsa, se bu durumda ene, ben hacicuhu, hesap soracağım ya ona, hu ona hesap soracağım, yani kıyameti, kıyamet günü. Ene, ben hacicu, hesap soracağım, hu ona,
yani haksızlık yapan kişiye yevmel kıyameti, kıyamet gününde. 54. hadis. Gale, hadisimiz nereden başlıyor? Şu an ona bakıyorum. Sanırım buradan başlıyor. Ma alel erzi. Ma yine olumsuzluk. Ma alel erzi. Yeryüzünde yoktur Müslüman, Müslimun, herhangi bir Müslüman yoktur ki yed'ullah, Allah'a dua ediyor, bir davetin hakkıyla dua ediyor. İlla ancak yeryüzünde bir Müslüman Allah'a dua ederse, yani bir şey isterse, ata verir, hu ona Allahu, Allah Teala verir, iyyaha. Allah Teala o kişinin duasını kabul eder, istediğini verir. Ev veya Allah Teala sarate giderir anhu, ondan mine su'i, kötülüğü, misleha, benzerini. Yani kişinin yapmış olduğu dua sonucunda, yapmış olduğu duaya göre bir şey istiyorsa onu verir. Veya bir şey, yani madde olarak istememiştir de bir şeyin giderilmesini istemiştir. Bir belanın, bir afetin onu giderir diyor. Ama malem yed'u bi ismin. Bu dua günah işleme üzerine olmayacak. Ev veya katiyeti rahimin, akraba ile, yani sırayı rahim derler, akraba ile ilişkiyi kesmek üzerine bir dua olmayacak. İşte bu iki şey yok ise bunun dışındaki dualar Allah Teala kabul eder denilmekte. Ve bunun üzerine gale racülün minel kavmi, kavimden, topluluktan bir adam şöyle dedi: İzen o halde nuksira, çoğaltırız. Neyi? Yani duayı çoğaltırız. Şimdi burası çok önemli. Buraya dikkat kesilirsek faydalı. Galiba bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki Allahu, Allahu Teala nedir? Ekseru, yani Allah lafzını müptela sayarsak ekser de haber olmak zorunda. Ekser kesuradan, ismi taf değil. Ekser ne demek? Daha çok demek. En çok demek. Allahu, Allah Teala nedir? Ekseru, en çoktur. Direkt böyle mana çıkıyor. Daha çoktur. Allah daha çoktur. Oysa Allah Teala kul huvallahu ahad, de ki Allah birdir. Buraya göre Allah çoktur. O zaman akla ne gelir? Bu hadis sahih mi değil mi diye akla gelebilir ama gelmemesi lazım. Burada kastedilen şey nedir? Molla Ali Yukari Mirkatül Mefatih adlı eserine baktığımızda indi enne manahu, yani onun manası diyor, fazullahi ekser. Allah'ın fazileti, ikramı çoktur, daha çoktur manasındadır. Yoksa Allah çoktur demek değil. Ama bu ibarede yer alıyor mu? Almıyor. Bu kelime biz tak, yani biz demeyelim, alimler, işin ehli takdir ediyor. Sadece ibareye bakarsak Allahu ekser, Allah en çoktur manasına gelir. Oysa Allah'ın en çok olması mümkün değil. Demek ki şerh okumanın faydalarından birisi de budur, doğru anlamak için. Bu hataya düşenler var mıdır? Vardır. Sadece ibareye bakarak böyle bir şey akaidimize uygun değildir, dolayısıyla hadis uydurmadır diyenler de var. Bu hatadır. Buna hemen bir örnek ver. La yekul ahadukum ya haybeted dehr fe innallâhe huved dehr. Sizden herhangi biri demesin ki ey zaman belanı bulasın. Yani öyle tercüme edeyim, bizdeki karşılığı o. Feinnallâhe, iyi bilin ki Allah huvedde, dehrin ta kendisidir. Baktım Muvatta mütercimi kıyamamış herhalde. Tahrif etme pahasına Allah dehri yaratandır diye tabi. Yok. Metinde yok ama. Feinnallâhe huvedde diyor. Başka bir izahı var mı? Başka bir bu tür hadislerin izahı var mıdır? Vardır. İşte Molla Ayülkari'nin Mişkâtül Mesabih adlı hadis kitabının şerhi Mirkâtül Mefâtih'e baktığımızda Allahu ekser değil, Fazlullahi ekser. Yani muzafın, daha doğrusu müptedanın hasfedildiği ortak. Birebir az önce okunmuş olan hadise bakarsak ve la tegulu haybete dehir fe innallâhe hüveddehir. İnnallâhe, muhakkak ki Allah Teala, hüve, o Allah nedir? Eddehru, zamandır manasında direkt tercüme çıkmış olsa da şerhe baktığımızda İbn Hacer el Eskalani'nin Fethül Bari'de Kitabul Edeb'in La Tesubbu Dehr adlı babına baktığımızda
İkinci yorum olarak, ikinci ne diyelim, takdir olarak şöyle açıklanmıştır. Ennehu ala hasfi muzafin, ey sahibu dehri, yani dehrin sahibidir. Farklı şerhlere baktığımız zaman yaratıcısıdır, düzenleyicisidir diye mana verilmiştir. Yani verilen mana aslında Muvatta müterciminin şahsi yorumu, şahsi manası değildi. Şerhlerin tamamında o şekilde mana verilmiştir. Her ne kadar Muvatta hadisi dese de La tegulu habete dehir Feynallahu ve dehir kısmı Buhari'de geçmektedir. Bu konu icaz ile alakalıdır. İcazi hazif derler buna. Bununla ilgili ayetlerde de örnekler vardır. Bir tane örnek verip dersimize devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İntensurullaha, intensuru, şayet siz yardım ederseniz. Kime? Allah'a, Allah Teala'ya. Yensurkum, Allah Teala da size yardım eder. Ayetin direkt manası nedir? Eğer siz Allah'a yardım ederseniz. Tamam, Allah'a yardım etmek akaidimizle bağdaşıyor mu? Biz kimiz ki Allah'a yardım edeceğiz? İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü zaten yettiğine göre niye yardım ediyoruz? Burada kastedilen şey nedir? Tefsiru Begavi Daru Tayyibe ilgili ayete baktığımızda tefsirde şöyle yazılmakta. Ey dinehu ve rasulehu ala aduvikum. Yani dinine ve rasulüne, düşmanlara karşı yardım ederseniz demektir. Bu ibarede yok ama ana ibarede yok. Öyle diyemeyiz yani, daima Arap dilinin kaidelerine, inceliklerine bakmamız gerekir. Konuyu daha uzatmadan devam edelim. 55. hadis. Zibani zibun ziban, iki tane kurt demek. Ca yani aç. Ursila gönderilmiş, salı verilmiş. Ganem koyun sürüsü. Efsed en bozuk manasına gelmekte. Mer kişi. Buna göre toplu mana bir sürünün arasına dalan İki aç kurdun sürüye verdiği zarar, bu kimsenin mal ve asalet hırsı ile dinine verdiği zarardan daha korkunç değildir. Et-tuhuru şatrul iman. Et-tuhuru temizlik, şatrul imanı, imanın yarısıdır. Velhamdülillah cümlesi temle ul mizanı, mizanı doldurur. Buralara dil bilgisi manası da verilebilir. Et tuhuru müptedadır. Tuhur temizlik nedir? Şatrul iman, imanın yarısıdır. Şatır burada haber ve muzaaf olmakta. Velhamdülillah bu cümle nedir? Temle'u. Temle'u fiil. Zamiri hiye, zamiriyle beraber bir fiil cümlesi olmakta ve haberdir. Yani elhamdülillah müpteda bir cümle. Temle'un haberi. Temle'u doldurur. El mizane, mizanı doldurur. Ve subhanallah velhamdülillah. Bu cümleler ise temle'ani el temle'u doldurur. Ma beyne semavati vel erzi. Yer ile gökler arasını doldurur. Subhanallah velhamdülillah cümleleri. Ve salatu nurun, namaz nurdur. Ve sadakatu, sadaka ise burhanun, burhandır. Burhan delil manasına gelir. Ve sabru, sabır ise ziyaun, ışıktır. Vel Kur'anu, Kur'an-ı Kerim nedir? Hüccetün, bir delildir. Leke, senin lehine, veya aleyke, senin aleyhine. Ala harfi cerri ile aleyhine manası veriliyor. Küllün nasi, insanların tamamı yevdu. Sabahleyin çıkarlar. Fe neticede ba'i'un nefsehu, nefsini satış için pazara çıkartır. Fe mu'tiguha ev mubiguha. Kimi onu hürriyetine kavuşturur, kimi de onu helak eder. Mubik helak manasında. Mu'tik a'taka. İtak yani hürriyet, azat etmek manasında. 57 numaralı hadis. Kâne peygamberimiz idi. İza harace çıkıyordu min beyti evinden ki gale şöyle buyurdu. Bismillah tevekkeltu alallah Allahümme inni e'udu bike min en nezille ev nezille
Yani cümle devam ediyor. Bu şekilde bir dua cümlesi kurmuş. Bismillah, Allah'ın adı ile başlarım. Tevekkel tu alallah, Allah'a tevekkül ederim, ona güvenirim. Allahümme, ey Allah'ım, inni ben eûzü, sığınıyorum bir kez sana. Neden sığınıyorum? Min en nezille ev nezille, manası da sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan sana sığınırım. Ev veya nezlime, ev veya nuzlime, nuzleme. Bunun da manası haksızlık yapmak ve haksızlığa uğramak. Ev veya nechele, ev yuchele, aleyna. Cahilce davranmaktan da sana sığınırım ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan da sana sığınırım. 58 numaralı hadisimiz. Men her kim kânet lehu mezlametun, bir haksızlık yaparsa, li ehihi, kardeşine haksızlık yaparsa, min izhi, ırzı ve namusuyla ilgili bir haksızlık, bir hata yaparsa, ev şeyin, veya herhangi bir konuda haksızlık yaparsa. Buradaki şey direkt malıyla ilgili bir haksızlık yaparsa diye çevrilmiştir şey kelimesi. Tabi bunun da bir sebebi var. Şerhe baktığımız zaman min irzihi ev şeyin, bunun şerhte şöyle yer almakta. Ey min eleşya, şeylerden herhangi bir şey, malı da kapsar, farklı şeyleri de kapsar. Ve huve o min etfil ammi al hasi, yani am, genel bir şeyin, has, hususi bir şey üzerine atfedilmesidir. Fe bu durumda yedhulu, dahil olur, fihi ona el malu, el malu, mal da dahil olur. Mal dahil olur dediği için direkt buraya mal tercümesi alınmıştır. Aynı zamanda ve fi rivayeti Tirmizi, Tirmizi'nin rivayetinde de min irzin ev malin diye geçmekte. Rızdan sonra mal kelimesi Tirmizi'de kullanılmıştır. O da göz önüne alınarak burada malıyla ilgili bir haksızlık tercümesi tercih edilmiştir. İşte her kim kardeşinin ırzıyla, namusuyla veya malıyla ilgili bir haksızlık yaparsa, fe bu durumda hemen liyetehellelhu, ondan helal, minhu, ondan helallik istesin, onunla helalleşsin. El yevme, o gün ki gable, en la yekune dinarun ve la dirhemun, dinar da dirhem de olmayacağı bir günden önce bunu yapsın. İmkâne lehu, yoksa onun için amelün, salihun, salih bir amel varsa, uhize minhu, ondan alınır. Bi kadri mezlemetihi, ya ne diyelim, yapmış olduğu zulüm miktarınca, zulmün karşılığı ne kadarsa, İşte o miktarca kişinin yapmış olduğu hayırlar alınır ve diğer kişiye verir. Ve in lem tekun lehu, ve in lem tekun, eğer yoksa lehu, o kişi için, hangi kişiden bahsediyor? Zulmeden kişiden bahsediyor. Zulmeden kişi için yoksa hasenatun, sevaplar, iyilikler yoksa bu durumda ne olur? Uhize, alınır, min siyyati sahibihi, sahibinin kötülüklerinden alınır. Yani günahları alınır, fe hümile aleyhi, onun üzerine yüklenir. Üzülmeden kişi üzerine yüklenir. 59 numaralı hadis. Umirtu emara ni Allahu demektir. Umirtu, ben emrolundum. Yani emara, emretti, ni bana, kim? Allahu, Allah-u Teala emretti demektir. Umirtu, ben emrolundum, emredildim. En ugatilen nase, insanlarla savaşmaya dair emredildim. Hatta ta ki yeşhedü, onlar şahitlik edene dek, en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna dair şahitlik edene dek onlarla savaşmaya emrolundum. Ve devam ediyor, tek bu değil, ve yugimu es-salate, ve namazı kılana dek, ve yutuz zekate, ve onlar zekatı verene dek. Feiza fa'lu, bunu yaptıkları zaman, zaliki, bunu yaptıkları zaman, asamu, korumuş olurlar, minni, benden, dima'ehum, kanlarını, yani canlarını, ve envalehum, ve mallarını korumuş olurlar. İlla ancak bi hakkil İslam, İslam hakkı hariç, ve hisabuhum alallah, onların hesabı Allah'a kalmıştır.
Sonuncu hadis. La ted'u ala enfusikum. La ted'u, dua etmeyin ala enfusikum. Ala geldi. Dua kelimesinden sonra ala geldiği zaman dua artık beddua manasında kullanılır. Buna göre la ted'u ala enfusikum. Kendinizde beddua etmeyiniz. Elif-i farka. Ted'u vav'dan sonra elif-i farka gelmiş. Yani ted'u cemidir. Ve la ted'u ala evladiküm. Çocuklarınıza da beddua etmeyiniz. Ve la ted'u ala hademiküm. Hizmetçilerinize de beddua etmeyiniz. Ve la ted'u ala mualiküm. Mallarınıza da beddua etmeyiniz. Çünkü olur ki la tuvafigu minallah. Muvafık gelmesin. Tebareke, yüce Allah Teala, yüce olan Allah. Allah'ın kabul saatine yani denk gelmesin. Saate neylin. Saate neyl, kabul saati, kabul anı manasına gelmekte. Kabul edildiği zamana denk gelmesin yaptığınız dua. Eğer denk gelirse fiha, o zamana yani denk gelir de Allah Teala fe ardından yestecibe, kabul ederse leküm, sizin duanızı kabul ederse olan size olur. Saati neyl, kabul anı, kabul zamanı manasına geliyor. İstecabe yestecibu leküm, duanızın kabul edilmesi manasına gelmekte. La tuvafigu, denk gelmesi manasına geliyor. Tebareke, yüce, Teala da yüce manasındadır. Böylece videomuz bitti.